Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz Toshkent shahridan 130 kilometrcha yo'l yurib, Oqqo'rg'on tumanidagi ko'hna manzillardan biri, Shohruxiya shahriston arxeologik yodgorligiga yetib keldik. Biz aynan bugun bejiz bu yerga kelmadik, chunki ayni kunlarda ushbu hududda turkiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda qazishma ishlari olib borilmoqda. Biz shu qazishma jarayoni bilan tanishtirish asnosida ushbu kentning tarix haqida kengroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Bu shahar dastlab Banokat nomi bilan miloddan 3-chi asrda paydo bo'lgan bu antik davrga tegishli shahar. Dastlab daryo bo'yidagi shu karvonsaroy ko'rinishda paydo bo'lib, savdo markazi. Undan so'ng asta-sekinlik bilan katta bir shaharga aylangan. Bu tarixiy manbalarda bilishimiz mumkin, bu Binkat, Binokat, Banokat shunaqa nomlar bilan atalgan. Bu shahar, bilamizki, bu 11-12 asrlarda Qoraxonlik davrida ancha rivojlangan. Bu yerdan topilgan kulolchilik xumdonlari, hunarmandchilik orqali qazishmalar natijasida topilgan o'sha hunarmandchilik buyumlarini bilishimiz mumkin. Aynan Qoraxonlik davrida yaxshigina rivojlangan shahar bo'lgan. Undan so'ng 1220 yilda Mo'g'ullar bosqini natijasida shaharning birinchi shahriston qismi to'liq yo'qolib, shahar o'sha tanazzurga yuz tutgan. To bu Amir Temur qachon davlat tuzib, bu yerda mustahkam qala qurmaguncha, bu 1392 yilda Amir Temur bu yerda mana aynan biz turgan joy, bu hududda atrofini o'rab harbiy garnizon qurdiradi, o'sha qala qurdiradi mustahkam qilib. O'shandan so'ng bu yerga o'g'lini nomini berib, kichik o'g'lini Shohruxiya nomi bilan atalgan bu. Shahar 3 ta shahristondan iborat. Har bir shahriston mudofa devorlari va suv, shimoldan suv keladi. O'sha suv bilan o'tib Sirdaryoga quyiladigan suv bilan himoyalangan. Birinchi devorni ortida har birida suv bor. Arkni ozgina qismi saqlangan, u juda ko'p emas. Chunki uzoq yillar davomida mana bu Sirdaryoning suv yuvish natijasida juda ham katta qismi, yarmi esa ham bo'ladi, suv yuvib ketgan. Keyin biz turgan joy mana shu Temur qurdirgan Temuriylar davriga tegishli bo'lgan hudud, shuni o'rganish bilan shug'ullanyapmiz ayni kunlarda. Juda ham yaxshi. Endi buni qadimgi tarix haqida kengroq ma'lumot bersak-da, unda dastlab karvonsaroy ko'rinishida shakllangan deyapsiz, to'g'rimi? Kimlar bu joylarda tadqiqotlar olib borgan? Umuman Banokat shahri haqida manbalarda nimalar aytiladi? Banokat haqida arab manbalari aytilgan va Narshaxiyning kitobida aynan yozib o'tilgan. Undan keyin aytiladiki, 18 asrga qadar bu shahar yo'q bo'lib ketgan deyishadi. Lekin keyin ko'rdikki, 1812-1813 yilda bir hind tarixchisining kitobida aynan bu shahar Shohruxiya haqida manba keltirilgan. Undan so'ng 1863-64 yilda Muhammad Solih Xo'ja ismli bir tarixchi ozgina ma'lumot keltirib o'tirgan. Bu yerda aynan shu davrda shaharni katta qismida Sirdaryoning suvi toshish natijasida, ko'payish natijasida kengayib, shaharni qismini yuvib ketgan. Aynan hozirgi birinchi shahriston qismida sandiqlar oqqan suvda Sirdaryoda, keyin tarixiy kutubxona bo'lgan bu yerda o'sha kutubxonadagi qog'ozlar daryoga yoyilib o'sha oqqan degan u aytib o'tgan. Lekin keyinchalik hozirgi oddiy aholi ham bobomdan eshitdim yoki kimlardandir eshitdim deb afsona bo'lib qolgan. Haqiqatda o'sha payt sandiqlar, qog'ozlar oqqan. Banokat shahri birinchi shahriston qismida arxeologlar tomonidan 10 ga yaqin qazishma amalga oshirilgan. O'sha qazishmalar jarayonida arxning bir qismi ham topilgan bu yerda. Usta hunarmandlar, temirchilar yashaydigan kulolchilik ustaxonalari, o'shani o'rinlari aniqlangan. Birinchi qazishma ishini bu yerda rus o'rkashunoslari qiziqish bildirgan. Bu yerga dastlab zatsepin bilan bog'lash mumkin. Birinchi bu yerni topib aynan kiritib Shohruxiya nomi bilan atab, bu Shohruxiya nomi 14-16 asrdagi kitoblarda yozilgan. Mana shunaqa Shohruxiya nomi atamasi birinchi bor qo'llanilgan, shundan keyin Shohruxiya bo'lib ketgan bu yer. Bu yerda eng yaxshi izlangan odam bu Yuriy Fyodorovich Buryakov.
1973-74 yıllarda Choch Ilok arxeolog ekspeditsiyasini tuziladi. O'shani natijasida Buryakov va uning shogirdlari bu yerda izlanishlar olib boriladi. To bu 2014 yilgacha Buryakov bu yerda izlanishlar olib borgan. Qazishmalarda qiladigan bo'lsak, 20 ga yaqin qazishma o'tkazilgan. Chunki bizniki bu yerda 21, undan oldin 20 ta qazishma qilingan bu yerda. O'sha birinchi Shahriston qismida 10 ta, ikkinchi Shahriston qismi va hozirgi Abod qismlarida 10 ta qazishmalar o'tkazilgan. Bu yerda kulolchilik yoki metal xumdonlari bor. Ha, xumdonlardan so'ng bu yerda arxeologlarimiz minorani ochishgan. Bu yerda 2 qavatli minora. Shahriston, 3 ta Shahriston bor. Har bir Shahristonning mudofaa devorlari bo'lgan. Har birini ostidan shimoldan oqib keluvchi ariqlardan suv himoyab, suvlar Sirdaryoga tushib ketgan. Aynan Timur davrida qurilgan Shahristonda o'sha minoralarni ko'rishimiz mumkin. 30 ga yaqin minoraning o'rni bemalol ko'rsa bo'ladi. Arxeologik tadqiqotlar natijasida qanday bir topilmalar qo'lga kiritilgan? Bu yerda noyob topilmalarning oxirgi so'nggi yillardagi topilmamiz bu po'latdan yasalgan dubulg'a, bosh kiyim dubulg'asi topilgan va o'sha qurol-yarog' buyumlari topilgan. Undan tashqari birinchi Shahriston qismida bitta sopolda bir echkining oyog'iga latta boylanib xuddi qurbonlikka keltiradigan, buni Afrosiyob devoriy suratlarda ko'rganmiz. Qurbonlikka olib ketiladigan hayvonlarning oyog'iga latta muqaddas o'shaning uchun shunaqa olib ketadigandek ko'rinishdagi idishda ko'zachada o'shani tasviri aniqlangan. Shu keyin shaxmat donalari chiroyli naqsh bilan nima qilingan o'yib ishlangan suyakka shaxmat donalari topilgan. Juda hayvon suyaklari juda ko'p. Bizda topyapmiz hozir buni. Bu juda ham katta shahar bo'lganligi haqida ma'lumotlar keladi deyapsiz-da bu manbalarda. Yillar davomida kengayib borgan, to'g'rimi? Hozirgi saqlanib qolgan shahar 140-150 gektar atrofida. Ammo shaharda yarmini suv yuvib ketganligini hisob qilsak, bu 300 gektardan ziyod katta shahar bo'lgan. Chunki yillar davomida dastlab bilamizki, qorxonalar egallaydi shahar, tanazzurga uchraydi, ozgina qo'shib kengaytirgan, keyin mo'g'ullardan keyin Temur kattartirgan bu yerda. Va 1502 yilda Shayboniyxon bu yerda egallagandan keyin yana o'zini dasht qipchoq o'zbeklarini ko'chirib kelib shaharni kattartirgan bu yerda. Shahar sekin-sekinlik bilan 300 gektar, 300 gektardan kattaroq bo'lib shakllangan shahar bo'lgan. Doston umuman bu yerdagi o'sha inshootlar, uylarda bir ko'rinish haqida bir aniq xulosalar olinganmi? Ular qanday qurilgan o'z davrida? Ilk davrlarda bilamizki, paxsadan uylar qurilgan bu yerda. Madaniy qatlam bu yerda birinchi Shahriston qismida 22 metrgacha tushib madaniy qatlam olingan. Bu juda oxirgi chuqur bo'lgan. Bu ham o'sha jarlikni aynan Sirdaryoga yuvib ketadigan tomondan olinib, o'rganilgan o'shalar. U yerda paxsa uylar, bundan tashqari pishgan xomg'ishdan va pishgan g'ishdan qurilgan uylarni ko'rishimiz mumkin. Bilganimiz bu yerda qoraxona yig'ishlari uchradi. Demak, bu yerda aniqki qoraxona davrida o'ziga xos pishg'ishdan qurilgan uylar bo'lgan bu yerda. Bundan tashqari shaharga suv quvuri o'tgan. Bu arxeologlar topishgan buni. Suv quvuri orqali suv keltirilgan va qanchadir masofada suvga tushadigan silindr sumon ko'rinishdagi nima yo'lak bo'lgan, zinadan tushib suv olib tortib olishgan, o'sha qanchadir masofada o'shani qilishgan. Demak, yaxshi o'sha rivojlangan shaharlarga xos bo'lgan jihatlar bu yerda ham bo'lgan ekan, to'g'rimi? Xuddi Axsikent kabi, masalan, bu yerda ham suv yo'llari, kanalizatsiya shunday suv olib kelishgan bir quvurlardan. Bundan tashqari chiqindi yoki yuvindi suvlarni chiqarish uchun kanalizatsiya tizimi ham bo'lgan. Quvurlar hozirgacha quvurlar saqlanib qolgan. Bu o'sha birinchi Shahriston qismida qazishma olib borayotganda bu quvurlarni uchratib, ana suv chiqib ketadigan ularni ham topishgan. Biz bundan tashqari hozir ark deb atagan qismimizda ham ozgina joy ochyapmiz. Dastlab uni tepasini ko'rdikki, 18 asrda yo 19 asrda qurilgan devor o'rni aniqlandi. Bu o'sha qadimgi u yerda somon yig'ishi ham, qoraxon yig'ishi bo'laklaridan, pishgan g'ishlaridan devor qurishgan. Bu ya'ni o'sha eski g'ishlardan qaytadan foydalanib, siniq g'ishlaridan o'sha devorlar qurishgan. Shuni aniqladik. Undan keyin past qatlamga tushganda xuddi hozirgi 21-chi qazishmamiz kabi u yerdan ham xo'jalik o'ralari chiqdi. Ko'p xo'jalik o'ralari chiqdi. Endi buni biz taxmin qilishimiz mumkinki, mudofaa istiqomining atrofida oziq-ovqat saqlash uchun
qanaqadir omborxonalarmi, shunaqa bo'lishi mumkin. Chunki xo'jalik o'ralari juda ko'p. Yani aynan badrab yo'q, lekin bu yerda xo'jalik o'ralari chiqindi yoki shu kabi narsalar juda kam chiqyapti. Shundan fikr qildikki, balkim bu qanaqadir donlar yoki bir mevalar saqlash uchun qurilgan o'ralar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda arxeologiya rivojlanyapti. Umuman yangi texnologiya, yangicha qarash, yangicha munosabatlar shakllanyapti-da tizimda, sohada. Aytmoqchimanki, bu yerda qadimda odamlar iste'mol qilgan, masalan, narsalar haqida ham xulosalar to'lanyapti-da. Va bu haqida ham fikr aytish mumkinmi? Biz hozir bu yerda jamoamiz bilan birgalikda arxeobotanik izlanishlar ham qilyapmiz. O'sha qadimda odamlar nima o'simliklar yegan, nimalar iste'mol qilgan, xo'jalikda qanday dehqonchilik mahsulotlari bo'lgan, o'shalarni bilish uchun har bir joydan, o'choqdan yoki o'ralardan bo'lsa, hammasidan oz-oz miqdorda namuna olib, tuproqlarini endi, tuproq yoki kulni olib, daryo bo'yida har kuni kechga namunalarni olamiz. Hali bu dastlabki nima jarayondamiz, yuvib olish jarayondamiz, hali uni alohida ajratib olganimiz yo'q, lekin bu yerda ko'z bilan ko'rganimiz juda ko'plab donli ekinlar. Bundan tashqari tarvuz urug'ini ko'r, endi bu ko'z bilan ko'rganimiz, u kul doirasida bo'lgani uchun hammasini ajrata olmaysiz. Lupa yoki mikroskop bilan ajratamiz. Ko'z bilan ko'rganimiz shu donli ekinlar, guruch, arpa, meva, shu tarvuz urug'larini ko'z bilan ko'rib nima qilib hozircha. Ko'proq xo'jalikda boqqan hayvonlar haqida ham bir xulosa olish mumkin. Masalan, bilamizki, chorvaga qiziqadi xalqimiz yoki qadimda ot boqishga qiziqqan ko'pchilik, to'g'rimi? Mana bizning qarashmamizda hayvon suyaklari juda ko'p chiqdi. Sopol topilmalari bilan bir qatorda bir xil suyak namunalari uchrayapti. Shundan bilishimiz mumkinki, haqiqatan xo'jalikda qo'y, echki, mol, qora molni boqishgan va bizda yaxshi bir namuna bor, bir o'ramizdan qora molni bosh suyagi chiqdi, butunligicha turgan holatdagi yaxshi namuna u ham, yana qora mol iste'mol qilgan bo'lishi mumkin. Hozirgi tadqiqotlar haqida gaplasak, bugungi kunda bu yerdagi qazishma ishlari qanday bir natijalarni ko'rsatyapti va bu qanday hudud bo'lgan qadimda? Biz Temuriylar davrini o'rganishimiz kerak edi. Aynan shu Temur qurdirgan mana shu Hisor deb atalmish qismdamiz hozir biz. Bu joy 68-70 gektar atrofidagi hudud. O'shani hududining ichida biz hozir qazishma o'tkazyapmiz. Dastlabki bizni qazishimizda 17-chi asr oxiri 18-chi asrga nimasiga tushdik, qatlamlarga tushdik. Chunki buni topiladigan sopol buyumlardan buni bilishimiz mumkin. Devor izlari chiqdi. Devorni buzib, keyinchalik xo'jalik o'ralari qilishgan. Bundan bilishimiz mumkin, xo'jalik o'ralari biz topgan devordan sal ozgina qadimiyroq. Pol qismi chiqdi devor bilan birgalikda, ammo xo'jalik o'ralari polni ham, devorni ham buzgan. Biz keyin shartli ravishda bu 10 ga 10 kvadratimizni 4 ga bo'lib oldik. Biz bu A degan A kvadratga bo'lib olganmiz bu yerda. O'sha yerda o'ralar topilgan qatlam, pol qatlamidan 30 cm chuqurlikda haqiqiy pol qatlami aniqlandi. Lekin buni ham baribir keyinchalik qurilgan xo'jalik o'ralari hammasini buzib tushgan, buni ko'z bilan biz aniqlab olishimiz mumkin. Yana qanday topilmalarga duch kelyapsizlar bu yerda? Taqinchoqlar, ayollar taqinchoqlari, bundan tashqari kamon uchi, keyin hozircha biz taxmin qildik, sovet ichkarisidan keladigan zanjirli kiyim bo'ladi. Ko'pchilik biladi, ritsarlar yoki jangchilar keladi. O'shanaqa kiyimga o'xshagan, zanjirli kiyimga o'xshagan topilmalar bor. Endi yomon saqlangan, balki uni restoratorlar keyinchalik o'rganib, aynan shuni isbotladi. Biz taxmin qildik uni hozircha. Shisha buyumlari, juda ko'p shisha buyumlari bor, namunalari buni uchratishimiz mumkin. Lekin laganlardan, o'sha kosalardan ko'rdikki, biz qazigan hozirgi tepadagi qatlam 17-chi asr, 18-chi asrlar tegishli bo'lgan topilmalar. Juda yaxshi, bu yerda nafaqat o'zbek arxeologlar, balki turkiyalik arxeologlar ham ishtirok etayotgan ekanda, albatta. Bu hamkorlik shu yil boshlandimi yoki avvaldan? Bu hamkorlik avvaldan bo'lgan, lekin aynan arxeologiya bo'yicha hali bu qilinmagandi hali. Bizda hamkorimiz, ustozimiz Turkiyaning Anqara universitetidan Tubaxonim Tomoloğlu biz bilan hamkorlikda bu yildan qiziqish bildirdi va kelasi yilga yana 5 yil davomida biz bilan bu hududlarni o'rganish bo'yicha, arxeologiya izlanish bo'yicha shartnoma imzolagan biz bilan.
nasib qilsa ko'p topilmalar, ko'p namunalarni hali tanga kiritamiz birgalikda. Tuba xonim o'z shogirdlari bilan kelgan. Amir Temurga tegishli bo'lgan hududni o'rganishga qiziqadi. Shogirdlar ham aynan o'shaga qiziqqanligi uchun o'zlari bilan olib kelib o'rganishyapti hozir. Tuba xonim, xush ko'rdik. Qachon keldingiz O'zbekistonga? Sizni bu yerga yetaklab kelgan narsalar nima bo'ldi? Ta'sirotlaringiz qanday umuman? Shular haqida gapirib bersangiz. Elbette. İsmim Tuğba Tombuloğlu. Ben fan doktoruyum. 2018 yıldan beri bu yerde işleyip ben. Mevzum Timuri tarihi. Timuriler devri tarihi. Hususen Timuriler şehirleri. 2021 yıldan 2022 yıla kadar Özbekistan Fanlar Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi'nde işleyip ben. Yılda 10 merte Özbekistan'a geliyorum. Türlü konferanslara katılıyorum. Özbekçe kitabım çıktı. Semerkant Devlet Üniversitesi neşirlerinden. Yani Özbekistan'ı çok seviyorum. O yüzden Özbekistan çalışıyorum. Timuriler davri şehir sozligi hakkında ilmi iş qilayotgan ekansiz men. Uni o'ziga xosligi nimada? Sizni nimasi hayratga soladi sizni? Timurilerin hepsi beni hayrete salıyor. Ama Timuriler devri ile ilgili belirli planlar yok. Herat şehri çalıştım disertasyamda. Ama Semerkant, Şahruhiye olsun, diğer şehirler ile ilgili çok fazla eser yok. O yüzden de kitap yok. Türkiye'de hiç çalışılmamış, Özbekistan'da da kem. O yüzden de bu mevzu hakkında ben istiyorum. Yani merak ediyorum. Çünkü kaynaklarda, menbaalarda da yok. Belki böyle ekspedisyalarda yeni nerseler buluşumuz mümkün. O yüzden bu konuda çalışıyorum. Timuriylarga xos bo'lgan joylarni ko'rdingiz. Qanday bir xulosalarga kelyapsiz? Mana bu yerlarda nimalarni ko'ryapsiz? Burası özellikle Şahruhiye şehrinin olduğu bu kısım 1392 yılında Timur, Emir Timur zamanında kurulmuş. Şehirde hünermençilik çok meşhur. Bu çok hayret verici, yaşlı bir durum. Bütün şehirlerde olmayan bir şey. Metalurji, ondan sonra kazdığımız yerlerde sapallar bulduk, tengeler bulduk. Ama en fazla hünermençilikle ilgili caylar var. Bu beni hayrete düşürdü. Bu cay sadece Timuriler. O yüzden de Cuda yaşı bir cay. Diğer yerlerde Karahaniler var, Samaniler, Karahaniler var, Hanlıklar devri var. Ama bu bölge benim için köpyaşlı oldu. Yani çalışmak iyiydi bizim için. Siz bu yerga bitta o'zingiz kelmabsiz, shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz ham kelibdi. Ular haqida aytmaysiz. Şimdi Türkiye'de Özbekistan'la ilgili disertasyalar kem. Ama yeni devirde öğrenciler Özbekistan'ı merak ediyorlar. Özbekistan'a gelmek isteyen stüdentlerimi de ben gelirken yanımda getirdim. Timuri tarihi, Hanlıklar tarihi çalışan stüdentler var. Onlarla birge geldik. Onlar da bu yerde işlediler. Özbekistan'ı gördüler. Fergana'ya gittiler. Semerkant'ı görecekler. Onlar için de yaşlı oldu. Hem de Özbek dilini öğreniyorlar burada. Hemkarlık için Cuda yaşlı. Bu sebepten Özbekistan Milli Arkeoloji Merkezi Müdürü, Direktörü Ferhat Maksudova, Ketter Ahmet, Cuda yaşlı arkeologlarla birge işledik bu yerde. Biz çok memnunuz onlardan. İnşallah keyinki 5 yıl birge işleyimiz. Cuda yaşlı. Hazır kunda Amir Timur ve Türkiye mavzusu boshqatdan o'rganilyapti. Yangicha qarashlar paydo bo'ldi. Şu Türkiye'nin rivojida ham Amir Temur hissasi katta bo'ldi. Doğru emasmi? Eski yani aldığı devirlerde düşünceler Emir Timur hakkında yaman.
Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ama artık hemkarlıkla bu düşünceler düzeldi. Aldığın iki yıl evvel Türkiye ve Semerkant Üniversitesi birge sempozyum düzenledi. Emir Timur ve Yıldırım Beyazıt diye Cüda Yahşi konferansı oldu. Bu minvalde yeni mevzular yapılıyor. Türkiye'deki akademisyenler artık Emir Timur'u yaşı görüyor. Düşünceler değişti. Aldığındaki rejeler kandı. Devamında da sürekli işte kazışmaların devam etmesini umut ediyoruz. Ama tabii sempozyumlar yapmaya devam edeceğiz. Özbekistan'daki doktorantlar, magistratoryadaki stüdentlerin de gelip bizimle birge işlemesini biz istiyoruz. Ama bizim de öğrencilerimiz Özbekistan'a gelsin, görsün. Yani bizi çok mutlu eder bu düşünce. İlişkilerimizin daha da artmasını istiyoruz. Cidden yaxşı. O zaman ben agende Türkler ve Özbekler bitti halk. Şunu diyemez mi? Evet. Bir-biriga o'xshaydigan ananalari, taomlari, to'g'rimi? Evet. Nimasi ko'proq yoqadi hozir? Pilav. Ash. Yemeklar güzel yaşı. Ben yaşı görmem. Ama siz bizim çorbalarımızı yaşı görmüyorsunuz. Onun dışında dilimiz okşuyor, kültürümüz okşuyor. Her şey birge bence. Onun için burası benim ikinci vatanım. Türkiye'den Damlam Tuğba Hoca ile birlikte kazışma için geldik. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğrencisiyim. Mevzum Timuri Devleti. Bunun için buradayım, kazışmaya geldik. 12 Eylül'den bu yana kazışma alanındayız. Seramik, kemik ve metal parçalar bulduk. Özbekistan çok güzel, ben çok beğendim. Kültürel birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Özbekçeyi anlayabiliyorum artık bu kaldığım süre zarfında. Onun dışında Sırdere'yi sürekli duyuyorduk. Görmek ayrı bir güzelmiş. Özbek insanları çok yaşlı, çok cana yakınlar. Herkese ayrı ayrı misafirperverlik için teşekkür ederim. Buradan kaçmadan sonra inşallah Semerkant Buhara'ya gideceğiz. Orada da görüp 12 Ekim'de Türkiye'ye döneceğiz inşallah. Emir Timur hakkında nimalarda o'rgandingiz? Emir Timur'a ben çok hürmetlerimi sunarım. Kendisi çok yaxşı bir insan olduğu için ben Timur ve Timurileri çok merak ediyorum. Onun için buradayım. Emir Timur benim için vazgeçilmez bir kağandır. Timuri Devli Aslahalar için buradayım. Benim çalışma alanım Aslaha, Timuri Devli, Timurlar devrinde. Onun için buradayım. Çalışma alanında da Akun, Kök Türkler, Timuriler, Hanlıklar devriyle ilgili bulgulara ulaştık. Bu benim için çok önemliydi. Çalışma akademik anlamda da benim için çok önemli ifadeler burada bulundu. Mana sizning fikrlaringizdan, ma'lumotlaringizdan bilyapsizki, bu yer Qoraxoniylar davrida juda ham taraqqiy etgan. To'g'rimi? Mana bu joydagi aholini shaharni tashlab ketishiga, mana shaharni parokanda bo'lishiga nimalar sababchi bo'lgan? Mana bu shahar qanday vayron bo'lgan? Birinchi sababi bilamizki, Qoraxoniy davrida o'sha o'zining yaxshi rivojlangan cho'qqisiga erishgan Banokat shahri bo'lgan. Dastlabki yo'qolib ketishi bu 1220-yilda Mo'g'ullar Morunnahr bosib olgandan keyin bu shaharni hayot bo'lgan. Undan so'ng ta Amir Timur 1392-yilga qadar bu yerda o'sha o'zi mustahkam qala qurgan, ya'ni shimolga borishdagi yo'lda o'ziga istiqom kerak edi. O'sha maqsadda Shohruxiyada qala qurduradi, mana shu biz turgan joyni. O'shandan keyin aynan Shohruxni o'g'li Shohruxni ismini beradi bu yerga va sekinlik bilan shahar rivojlanishi davom etadi. Undan keyin ozgina vaqt o'tib 1502-yilda Shayboniy xon egallaydi bu yerni. Shayboniy xon bilan ko'chib kelgan Dasht Qipchoq o'zbeklar bu yerga o'rnashib, yana shaharni kengaytirishadi. Undan so'ng aynan 17-asr, 18-asrlarda jun g'orlarini hujumi natijasida shahar biroz vaqt yana tushkunlikka tushadi. Undan so'ng aholi ko'chib keladi, ammo bu yerda meni fikrimcha katta ehtimol bilan suvning muammoligi sababli shahar inqirozga yuz tutadi. Chunki Sirdaryo suvi cho'kkan, bu yerdagi anhorlarning suvi ham ancha cho'kkanligi hisobiga suvni olib kelish, ichimlik suvini bu yerga yetkazish qiyin bo'lgan.
Şunu sabah şehir sekiz tarih bilen inkılap yürütürken. Bir şehir ustam kısmını indi. Bilemiz ki 1850 almış cel atrafıda. Sırdarya su koy talih neticesinde yuvup gitken yarım kısmını. Bu yerde hali organlarda nasıllar judayam ko'p, doğru emas mı? Yana bana mesela o'sha seismik jihatdan o'rganilganmi? Mesela bilamiz ki o'sha zilzilalar yuz bergan, doğru mu? Zarxilov sohasida seism arxeologiya degan narsa paydo bo'ldi hozir. Buni biz vodiyda qilishdi, askent boshlab berishdi. Buni ko'rdik. Lekin bu yerda hali aynan seismologiyaga, aynan zilzilaga bog'liq tadqiqot qilingan yo'q. Balki kelasi yillarda bu sohani ham qiziqib ko'ramiz. Hozirgi kunda Shohruh yo hududini foiz hisobda oladigan bo'lsak, bilmadim, balki 10% ham o'rganilmagan bo'lishi mumkin. Juda kam qism o'rganilgan. Bu yerda o'rganiladigan jihatlar hali ko'p. Arxeobotanik ma'lumotlarga asoslanib izlanish qilish kerak. Arxeozoologik materiallarga asoslanib izlanish qilish kerak. Hayvon suyaklarini o'rganish kerak kimdir. Bundan tashqari bu yerda asosiy muammosi qabristoni hali topilmagan. Shohruh yani qabristonini topib uni odamlarni, kasalliklarini antropologik jihatdan o'rganish kerak. Jismoniy antropologiyasi qay ko'rinishda bo'lgan odamlar suyaklariga, kichlariga qarab uni nima iste'mol qilgan, suyaklar qay holatda bo'lgan, kasalliklari bor ularning, o'sha davr kasalliklarini. Kelajakda bularni ham rejada kiritganmiz. Hozirda asosiy maqsadimiz qabriston izlash. Bilamizki, 10 yillar oldin Shohruh ekspeditsiyasi to'xtagan va hech kim bu yerda izlanish olib bormagan. Boshqa ekspeditsiyalarga qaraganda kam izlanish bo'lgan. Chunki ba'zi joylarni ko'ramizki, yillikda yoki 70-chi qazishma deydi, bu yerda hali endi biz 21-ni qazyapmiz. Kam. O'sha Shohruh yerda arxeologik ekspeditsiyalarni jonlantirish uchun aynan bu yildan boshlab bizning markazimiz tashabbus ko'rsatdi. Keyingi rejalarimiz, agar iloji bo'ladigan bo'lsa, buni muzeyga aylantirish rejamiz bor, yaxshilab saqlab qolib va Sirdaryo suvi yuvib ketadigan qismni iloji boricha yuvib ketmasdan oldinroq biz o'rganib o'zimizga tegishli xulosalarni olish. Chunki bilmaymizki, 10 yil yoki 15 yildan keyin hozir ko'rib turgan o'sha birinchi shahriston qismidagi yerlar yo'q bo'lib ketishi mumkin. Biz ko'rdikki, mana arx qismini deyarli yo'q bo'lib ketgan, ozgina qismi qolgan, 10ga 10 joyi qolgan. Hali qilinadigan ishlar, izlanadigan izlanishlar juda ko'p bu yerda. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Oqqo'rg'on tumanidagi ko'hna manzillardan biri Shohruhiya yodgorligi tarixi va bu yerda olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar haqida qisman hikoya qildik. Keyingi ko'rsatuvimizda hududdan topilgan noyob asor atiqalar hamda yo'qolish arafasida turgan arxning holati haqida ma'lumotlar beramiz. Shunday ekan, dasturlarimizni kuzatib boring.